23 Temmuz erken saatlerde İstanbul'dan Kahire'ye ulaştığımda yüzlerce turist Mısır'dan Adeta kaçmak için dış hatlar terminalinde bekliyordu. Şehrin dışından merkeze doğru ilerledikçe resmi binaların önündeki hareketlilik dikkatimi çekmişti. Banklar sıralanmış bekliyordu. Gösteriler Tahrir Meydanı'nda devam ediyordu. Arap Baharı'nda önemli bir yer olan Mısır halkı meydanı bırakmamıştı. Demokratik seçimlerde devlet başkanı seçilen Muhammed Mursi protesto ediliyordu. Binlerce Mısırlı Mursi ve politikanı eleştiriyor, görev bırakmasını istiyordu. Nil Nehri manzaralı odaya yerleştiğimde Tahrir Meydanı'nı uzaktan da olsa görebiliyordum. Meydandaki kalabalık Tahrir Meydanı'nı bırakmamakta ısrarcıydı. Mursi taraftarları ise şehir merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktaki Rabia Meydanı'nda coşkulu bir şekilde Muhammed Mursi'yi destekliyorlardı. Televizyon ekranlarından çağrıda bulunan Muhammed Mursi, protestoların sona erdirilmesini istiyordu. 4 Temmuz günü otobüs odasında otururken televizyon ekranlarında Genelkurmay Başkanı çıktı. Abdülfettah Sisi darbe mektubunu okuyordu. Tahrir Meydanı'ndan gelen coşkulu sesi duyabiliyordum. Günlerdir gösteri uçuş yapan jetler ve helikopterler kalabalığı coşturuyordu. Rabia Meydanı'nda ise büyük bir üzüntü hakimdi. Seçimle göreve gelmiş bir devlet başkanı Muhammed Mursi görevinden darbe ile alınmıştı. Mursi taraftarları barışçıl yürüyüşlerin karşısında helikopter ve keskin nişancıların ateşleriyle karşılaşmışlardı. Binlerce çadır kurarak barışçıl bir yöntemle destek olan binlerce Mursi taraftarı şu anda evlerine gitmekte zorlanıyordu. Seçilmiş başkanları ise Kahire'nin yaklaşık 20 km ilerisindeki bir askeri tesise tutuluyordu.